Herkese tekrardan merhabalar dostlar. Ben Sezer. Bugün sizler birlikte Seçim 12.020 serimizin final bölümüyle karşınızdayım dostlar. Biliyorsunuz ki bir önceki bölümde sizler birlikte neler yapmıştık. Birçok yerde mitinglerimizi devam ettirdik. Her yerde anketlerimizi yaptık ve sonucunda Cumhur İttifakı'nı daha da yükselttik biliyorsunuz ki dostlar. Çünkü Cumhur İttifakı'nda çok fazla parti var. Kemal Kılıçdaroğlu'ndan çıkın birçok kişi Cumhur İttifakı'na katılmış durumda. Bu bölüm sizlerle birlikte final yapacağız. Videomuza başlamadan önce henüz aşağıdan kanalımıza abone değilseniz abone olmayı, henüz aşağıdan videomuzu beğenmediyseniz de beğenerek bize destek olabilirsiniz dostlar. Yarından itibaren belediye başkanı seçim oyunlarına başlayacağız. O seri bittikten sonra da milletvekili seçim oyunlarına başlayacağız. Bilginiz olsun dostlar. Şimdi isterseniz yavaştan videomuza başlayalım. Öncelikle arkadaşlar şöyle baktığımızda zaten 8 gün kalmış. 8 gün içerisinde hemen adayımızı belirleyelim isterseniz. Şöyle 7 güne düşüreceğim. Daha da hızlı bir şekilde düşürmem gerekiyor. Bu bölüm final yapacağız ve en hızlı şekilde seçimleri bitirmeye çalışacağız dostlar. Yeni bir seçimi daha kazanıp oyunumuzu bitireceğim direkt olarak. Çünkü ikinci kez daha aday olmam lazım benim bu oyuna. 6. Aslında şöyle aday belirlemeden son 3 gün kala falan bir parti daha alabilirsem onu da almaya çalışacağım dostlar. Şöyle birkaç kere daha basayım. Bak şimdi 5 gün kaldı. Arkada bana müzik çok geliyor. Tamam. Şu an 4 gün kalmak üzere. Arkadaşlar bu arada yan kanalımızda Brandenburg serisine başladık. Eğer izlemek istiyorsanız gidip bakın. Çünkü Brandenburg'dan Almanya kurulabiliyor, Prusya kurulabiliyor. Bir sürü devlet kurabiliyorsunuz. İş adamlarının bağışını reddediyorum. 3 gün kaldı. Evet arkadaşlar an itibariyle 3 gün kalmış bulunmakta. Şimdi Cumhur İttifakı'nı biraz daha donatmaya çalışacağım. Bakalım ne kadar başarılı, ne kadar başarılı olur. Sizler birlikte bunu da görmüş oluruz. Hemen olağanüstü bir toplantı düzenleyelim. Ya bu seçim yine bizde ya. Valla ben size söyleyeyim arkadaşlar. Evet birçok kişi masada gördüğünüz üzere 3, 6, 8 kişilik masa alan. Dur aday belirlemeyelim. Böyle yapalım arkadaşlar. Şimdi kimi alsak kim katılır acaba? Gelecek Partisi. Davutoğlu'nu bir davet edelim bakalım. Evet şu an benim vasfım daha çok. Bir de şöyle bir bakanlık verelim. Lan 2 dakikada hemen aşağı çektiler beni ya. Tamam. Arkadaşlar şu an sanırsam alacağız gibi ya. Ben birkaç bakanlık daha veriyorum. Alamayacağız. Ümit Özdağ Davutoğlu'nu istemiyor abi. Fatih Erbakan'dan korkuyorum ya. Onu kafes dövüşüne davet ediyorum arkadaşlar. Reddettiler arkadaşlar. Bu da demek oluyor ki en fazla bu kadar sayımızı arttırabiliyoruz. Şimdi sizler birlikte en hızlı şekilde günlerimizi geçeceğiz ve en hızlı şekilde mitinglere çıkmaya çalışacağız arkadaşlar. Evet. Kırıkkale'de bir partinin şeyleri sızmış arkadaşlar. Lakin burası artık çok uzun sürüyor. Ben burayı evindeki binaları silmem gerekecek. Bu habere güven. Nasıl yapacağız biliyor musunuz? Şöyle yaparsak silinir gibi bak. Buraları yavaş yavaş bina sayısını azaltırsak eğer oyun ya rahatlayacaktır. Şöyle. Binayı bir temizleyelim arkadaşlar. Temizle şu binayı. Oh. Rahatlayalım az ya. Bunun optimizasyonunu yapamamışlar büyük ihtimal. Oyun ondan dolayı bu kadar çok bu şekilde donuyor. Şöyle şurayı da sil. Çünkü bilgisayarda RX 6600 var arkadaşlar ve ona rağmen böyle. Evet biraz hafifledi fark ettiğiniz üzere. Daha çok sürmüyor artık buralar. Şöyle çay ocağını kaldır abi. Evet bu da bitti. Siz de gidin abi. Şöyle binayı bir temizleyelim ya. Arkadaşlar artık lazım yani. Bu da olmaz. Bu çok fazla zorlaştırıyor bizi. Bunu da temizliyorum. Başka. Burayı temizlemeyeceğim. Burayı temizleyeceğim. Bakın artık daha kısa sürüyor. Fark ettiniz mi? Hadi kütüphaneyi de kaldıralım. Oyunun daha hızlı bir şekilde geçmesi için yapıyorum vardı bunu. Kafeleri kaldırsak büyük ihtimal düzelecektir. Evet bunu da yaptım. Bunlar artık bir işimize yaramıyor arkadaşlar. Yani şu an insanlar bizi biliyor. Burayı da kaldıralım. Güzel. Artık oyun biraz daha hafifledi gördüğünüz üzere. Bir gün daha geçiyorum ve artık aday belirleme aşamasına gelebiliriz dostlar.
Yani Kemal Kılıçdaroğlu aday olarak çıkartacağımı söylemiştim ama artık ben aday oluyorum arkadaşlar. Ulan Recep Tayyip Erdoğan aday çıkıyormuş. Ne gülerim. Ulan aday olacak. Ben bu ittifaktan ayrılmam lazım. Arkadaşlar Recep Tayyip Erdoğan aday. Ben bu ittifaktan ayrılıyorum kardeşim de yazı işten geçti artık. Evet. Erdoğan kazandı arkadaşlar. Lan sen ne yapıyorsun? Nasıl kazanıyorsun bunları ya? Evet, Erdoğan aday oldu. İnanılır gibi değil gerçekten. Başta kanun teklifine 14 gün varmış. Şimdi arkadaşlar şöyle yapacağız. Bak şimdi iyi bak iyi bak. Bu ne lan? 58 gün kaldı. En hızlı şekilde seçimlere girmem lazım benim. O birkaç kere daha bastım ama. Bu ne lan? Güzel bir sürü gün geçiyorum. Şu an var ya hiçbir şekilde miting yapmadan bakın oyunun final bölümünde en yanaşır şekilde bu şekilde bitireceğim. Hiçbir şekilde miting, anket hiçbir şey yapmadan bakalım. Ben de kendimi AK Parti gibi hissediyorum arkadaşlar. Bakalım ne olacak. Bu ne oğlum, burası niye açılıyor sürekli? Aha, kurultay toplanıyor. Kurultayı hemen bir bastıralım abi. %99'a bırakırsam daha verdim. Hadi bakalım. Bu ne oğlum? Kurultay bayağı sövüyor arkadaşlar. Güzel. Kanun yasalarımız başarılı bir şekilde geçti. Tamam, güzel abi, sevindim. Şimdi daha çok gün geçme zamanı. Daha çok bastım, merak etmeyin. Aslında bir tane burası niye açılıyor sürekli? He? Kaldı 44 gün arkadaşlar. Bir tane bina eklesek aslında bir tane oda eklesek daha doğrusu. O oda sayesinde en hızlı şekilde geçebiliriz diye düşünüyorum ben. Çünkü 44 gün kaldı arkadaşlar. 44 gün içinde ne yaptık ne yaptık yapabildik. Hadi bakalım. Bir gün daha bir oda daha eklemem lazım. Şuna bakar mı? Oyun nane yiyecek biraz sonra böyle giderse. Ama işte oda eklenince de nane yiyorum. Ben onu anlamadım. Buraya bir oda ekle. Evet. Kilolu bir adam ekledim arkadaşlar. Evet, şimdi haritaya bir bakalım bir. Çak abi ulusal anketi. Evet, %3'lük bir oy kaybetmişiz. CHP bizden bir şeyler koparıyor arkadaşlar. Koparsın. Halk beni %90 oranında seçerse yine sıkıntı olmaz. Güzel. Şu gitsin. Burası niye açıldı? Delireceğim bak. Gün sayısını azaltmaya çalışıyorum sadece. Heh. Güzel abi. Ben aslında bak biraz sonra kaydı durduracağım. Ben elimden gelince biraz da uğraşacağım arkadaşlar. Lakin şu an sizinle birlikte bu parti seçimlerine hızlı bir şekilde katılmamız lazım. Bu habere güvenme. Bir kez daha da olmam lazım benim. Bir kez daha. Son bir kez daha. İttifaktan harita. Ben neredeyim? Ben yok muyum? Ciddi olamaz. Arkadaşlar benim olmadığım bir seçim olmasın ya. Ne olur. Dur bakalım ne olacak. Buranın açılma sebebi o çarpı tuşuna bastığım için büyük ihtimal. Oha. Sanırım bitti arkadaşlar. Gün falan kalmadı. Bayburt ilinde Cumhuriyet Halk Partisi'nin yaptığı anket basına sızdı. Bu habere güven. Nevşehir ilinde İş Adamları Parti 7 bütçe bağışta bulundu. Bağışı reddet. Şu an var ya böyle bir anda ekrana bir sürü haber geldi. Onlara bakıyorum. Bu habere güven. Evet, bir yerde sel olmuş arkadaşlar. Adalet Kalkınma Partisi'nde miting yapılmış. Diyarbakır'da sel oldu. Vatandaşlar maddi zarar uğradı. İlk yardım gönder. Yozgat ilinde İş Adamları 2 bütçe bağışta bağışı reddet. 2 bütçe ne abi?
16 bin param var lan benim. Şöyle gel bakalım bir. Halkın desteğini hissetmek için son 5 gün kala falan sürekli televizyonlara çıkacağım arkadaşlar. Evet, bir yerleri daha kaybettim. Ama yok, bizi yenemezler. Şu an oyunun AK Partisiyim arkadaşlar. Böyle biraz daha bastım bakalım. Oh. Taktik buldum ya. Şuna bakar mısın? Evet, kurultayı bir daha topluyoruz. Tak. Konuşan susar. Ben aday olacak mıyım, olmayacak mıyım? Ana. Onu merak ediyorum gerçekten. Otur otur. Evet, 99-40. Yine bir şeyler başardık arkadaşlar. Devam et. Ulan benim aday olmadığım bir masa nasıl olabilir? Onu anlamadım ben de. 8, 6, 5, 4. 18 gün kaldı seçime. Cumhuriyet Halk Partisi Zonguldak'ın miting düzenledi. Memleket Partisi Zonguldak'ın miting düzenledi. Türkiye İşçi Partisi Edirne'nin miting düzenledi. Son 14 gün. Edirne Milliyetçi Hareket Partisi Partisi'nin yaptığı anketler basına sızdı. Bu habere güvenme. Bu sefer de güvenmiyorum arkadaşlar. AKP. APK. 12 gün kaldı arkadaşlar. Saat 12. Ya da besteme geldi lan. 10, 10, son 11 gün. İcraat yapmıyorum kardeşim, hadi. Buna bak, küçücük geldi. Evet, baya ekranda event olay var. Event listesi baya geldi arkadaşlar. Ve şu an hepsine teker teker basmak gerçekten işkence gibi ama yapacak bir şey yok. Bu da son olanı zaten. Bir daha bastım. 3 gün kaldı arkadaşlar şu an. Bana güvenin, merak etmeyin. 4. Şu şeye gitmesi çok uzun sürüyor. Yani bu habere güvenmiyorum. Hadi bakayım. Bir gün daha geçiyorum. Son 3 gün. Şimdi televizyona çıkacağım. Derken falan vesaire günleri geçeceğiz bu sayede. Hemen bir televizyona çıkalım. Bana baksana. Bu arada ilk bölüm 80 bin mi ne izlenmiş arkadaşlar? Helal ol valla. Lan unuttum. Dur. Tren tren. Ev. Tren. Tren. Otap. Ev. Tank. Tren. Tren. Tank. Yatırım. Yatırım. Tank. Tank. Ulan bir günde kaç gün geçtik arkadaşlar, yani bunlar bizim zamanda uğraştığımız şeylerin meyveleri arkadaşlar. Bu şekilde düşünebilirsiniz. Artık insanlar bizi biliyor, anlatabildim mi yani? Seçimi kazanmış biri olarak görüyorlar bizi. Allah sen de düş. Tamam, çok güzel abi. Bayağı iyi oldu arkadaşlar bu. Devam ediyorum. Hadi bakalım, bekliyoruz. Son 2 gün. Gün geç. Son bir gün arkadaşlar. Haydi hakkınızı helal edin. Şöyle bir anketimizi yapalım. Ya, televizyona çıkmanın yararı gördünüz mü? Şu an herkes DHP'li aslında yani. Anlamıyorum, AK Parti niye illa de aday oldu, ben anlamıyorum. Ben de aynı masadayım. Evet. Son dakika. 2028 seçimleri başladı. Ayrıntılar için haber merkezine bağlanıyoruz. Devam et. Evet arkadaşlar. Aday haritası başladı. Şu şekilde haritayı da yaklaştıralım. Kimin nereye kaldığı çıkacak, aldığı çıkacak ortaya. Ama ben niye okum masada? Ben masada yokum arkadaşlar. Neden Recep Tayyip Erdoğan? Aa. Abi ben Şey ittifakındayım şu ama Kemal Kılıçdaroğlu da Cumhur İttifakı'ndan. Bu ne biçim oylama lan?
Muharrem İnce bağımsız aday arkadaşlar. Erdoğan %81 aldı ama yani anlamış değilim. Ben neredeyim? Ulan 2 hafta sonraki seçimi bilmemiştir değil mi bu oyun? Evet, Erdoğan oyları düşüyor arkadaşlar. YSK yine yaptı yap. Ne oluyor lan? Ha. Genel bir ortalama sonuç var mı acaba? Ha, partiler. Adaylar %76 yazıyor. Recep Tayyip Erdoğan genel olarak her yerde alıyor arkadaşlar. Hadi bakalım. İnşallah bu gerçekliği yansıtmıyor arkadaşlar. Merak etmeyin. %85. Erdoğan Bitlis'te 165 almış. Kemal Dedem Tunceli'de hiçbir şey alamamış. Sandık oranları %51 oranında açılmış arkadaşlar. Ben burayı şöyle resim çekebiliyor muyum? Evet, resim çekebiliyorum arkadaşlar. Burayı şöyle resmini alayım da. Malum. Kullanacağız. Bir de balkon konuşmasının resmini alacağım. Çünkü final bölümü artık. Yani yarına itibaren milletvekili seçim oyunlarına başlayacağız. Ya da belediye başkan seçim oyunları. Bir 500 beğeninin üstünde falan tutarsanız çok sevinirim arkadaşlar. 1000 beğeniye şöyle vurursanız da çok güzel olur. Çünkü diğer oyunlara da geçmemiz lazım artık. 191. Evet, %100 oldu Düzce. Düzce'de sandıklar %100 oranında açıldı arkadaşlar ve ben aday değilim. İnanılır gibi bir şey bu. İnanılmaz bir şey yani. Niye böyle oldu? %83 oldu. Sandıklar açılıyor arkadaşlar. Umarım balkon konuşmasını bu sefer görürüz. Partiler ne durumda? Partiler bakar mı arkadaşlar? Her yerde ben üstünüm. Ya DHP abi. DHP aga. Herkes DHP'li bu saatten sonra. %96. %98. Evet, kazananımız Recep Tayyip Erdoğan oldu arkadaşlar oyunda. Çünkü Kemal Kılıçdaroğlu vesaire herkes onu destekledi. Şu an tek aday o olması lazım ama hadi bakalım. Bitti mi oyun? Evet, kazanan %80'de Recep Tayyip Erdoğan oldu. Balkan konuşması geliyor arkadaşlar. Evet, yine beyaz ekran görürsem söverim bu arada. Yeter artık beyaz. Sezer Hakkı'ya Balkan konuşmasına başlıyor arkadaşlar. Lan kim kazandı oğlum bunu? Burayı da ses alacağım abi. Az önce yanlışlıkla kaydı durdurdum. Evet. Kazananımız benim. Bir bakalım bakalım neler var arkadaşlar. Şu an koltuk sayım arttı mı mesela benim? Mesela diyelim ki Saadet Partisi. Koltuk sayım düşmüş. CHP'nin koltuk sayısı artmış arkadaşlar. Birisi bana teklif verecektir diye düşünüyorum ama. Yok abi ya. Allah belanı versin. Şöyle yapayım bari. Niye benim dediğim artık partiler katılamıyor? Herkes birbirine bakıyor. Ulan ne oldu bana bir esneme geldi ya. Evet. Saadet Partisi'ni bilmiyorum tam olarak kim ama ondan katamadık arkadaşlar. Yapacak bir şey yok. Neyse dostlarım kardeşlerim bu serinin de artık sonuna geldik. Bir sonraki bölümlerimizde başka serilerde görüşmek üzere diyelim. Şimdi kendinize çok iyi bakın. Aşağıdan videomuzu beğenip kanalımıza abone değilseniz abone olmayı mutlaka unutmayın dostlarım. Sıralama her seferinde daha da kötüye gidiyor. Görüşürüz. Hepinizi seviyorum. Bay bay.